Merhaba arkadaşlar. Bugün yine çıktık, geziyoruz. Burada çok güzel bir tane gölün kenarında kaya mezarı var. Etrafında bazı işaretler var. Onları size göstermeye çalışacağım. Burası kaya mezarımızın arka tarafı. Bu kaya mezarımız kapalı. Bu kaya mezarımızın kapısını göstereyim. Kapalı olan bölgeyi göstereyim arkadaşlar. Bakın. Buraları görüyorsunuz. Bu mezarın giriş bölümü. Burası kapı girişi, ön tarafı. Üst tarafı hafiften kırılmış. Tabi zamanla ya kırılmıştır ya kırmışlardır. Burada da daha net görürsünüz. Bakın. Burası kaya mezarın giriş kapısı açılmış. Biliyorsunuz arkadaşlar bu kaya mezarlarının iki kapısı olur. Bir ön tarafı bir de işte bir kapı daha olur bunlarda. Ön kapıyı kırdıktan sonra içeride bir kapı daha olur. O kapıyı kırdıktan sonra asıl mezara girilir arkadaşlar. Bakın burada üstünde eski işaretler var. Kaya mezarın bir üst tarafına çıkayım. Üstünde de kaya mezarları olduğuna dair işaretler varsa orayı göstermeye çalışayım. Çünkü böyle kaya mezarların olduğuna dair çeşitli işaretler olur. Burası kaya mezarın üst tarafı. Hemen şurada gözümüze çarpan çarpılar var. Ve bu kaya mezarının tam üstünde bir tane üçgen şeklinde bir işaret var. Bakın çok güzel, net gözüküyor. Yanında ufak ufak çizikler. Ama kaya mezarın tam üstünde nuska şeklinde bir tane oyma var. Çok güzel elle işlenmiş ama zamanla aşınmış. Bu kaya mezarın ön tarafında bazı yan yana dizilmiş taşlar var. Şimdi arkadaşlar oraya ineceğim. Oraları da bir inceleyeceğim. Bakalım güzel işaretler var mı? Etrafında güzel şeyler var mı? Onu size göstermeye çalışacağım. Burası kaya mezarımızın üst tarafı. Şu nuskamızı bir daha gösterelim. Evet. Gidelim. İnelim buradan aşağı.
Burası eski bir göl. Bu göl çok çekilmiş. Eskilerde göl buralara kadar geliyormuş ama şu anda göl çekildikten sonra buralar boşa çıkmış. Bu gördüğünüz kaya mezarımız. Bu da ön kapısı. Giriş kapısı kapalı şu anda. Ama üstünde kaya mezarı olduğuna dair nuskalı işareti size göstermiştim. Hemen önünde bir tane uzun bir taş var. Hemen kaya mezarın önünde. Burada işaretler var mı bakalım. Burada insan eli değen yerler var. Bu kaya mezarın hemen yan tarafında bir tane taş var. Dikkatimi çeken. Onu size göstermek istiyorum. Bir kaplumbağa taş şekline benziyor arkadaşlar. Bakın uzaktan. Böyle uzaktan baktığınızda bir kaplumbağa şekli var. Tabii ön tarafında kırılan yerler var. Ama çok güzel bir kaplumbağa işareti gibi. Kaya mezarımız yan tarafında. Kaplumbağanın baktığı yön bu taraf. Şurada bir köy var. O köye doğru bakıyor arkadaşlar. Kaplumbağayı daha size daha iyi göstermek için bir de şöyle yan tarafta çekeyim. Daha net, daha güzel görürsünüz. Çok harika bir kaplumbağa işareti. Hemen buradaki kapalı mezarın dibinde. Tabi buralarda başka bir kayda değer güzel yerler vardır arkadaşlar. Tek tek arayıp bulmak lazım. Şu anda görebildiğimiz yerleri çekiyoruz. Ama en güzel örneğimiz buradaki kaya mezarımız ve bu kaplumbağa define işaretine benzeyen kaplumbağa şeklindeki taşımız. Kaplumbağanın altında bir şeyler var mı? Bakalım. Başka bir işaret gibi bir şey var mı? Yok. Hatta bu tarafı kırılmış. Şu yan tarafı kırılmış. Burada küçük bir boşluk var. Bakın arkadaşlar şöyle bir giriş gibi yer gibi bir şey var. Siz de bakın arkadaşlar benim göremediğim yerler varsa videomun altına yazın. Evet arkadaşlar. Burada da sizlere bir tane
ağzı kapalı bir tane kaya mezarını göstermek istedim. Hemen dibinde bir tane taştan işaret var. Kaplumbağa define işareti gibi. Onu size göstermek istedim. İnşallah beğenmişsinizdir. Bu videomu da burada bitiriyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.